çok eski dostlar. Ormanın eğlenceli keçileri, öğrenci evindeler öyle bahçeli. Boncuk ister yıldızları keşfetmek. Şehri var ise aylaklı gezmek. Festival peşinde. Kehribar, Teknofest'in haftaya olduğuna inanamıyorum. Ben de festivaldeki yarışmanın herkese açık olduğuna inanamıyorum Boncuk. Çok heyecanlı. Bak ne yazıyor. Bu festival ciddi derecede farkındalık oluşturur. Farkındalık oluşturmak bizim işimiz dostum. Önceki stajlarda neler yaptığımız düşünüldüğünde Profesör Vakur Bırak okul adına kesin bizim katılmamızı isteyecek. Umarım Kedi Barcığım, umarım. Söyleyin bakalım neymiş bu kadar acil olan? Efendim, bildiğiniz gibi haftaya Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest var. Bu büyük festivalden tabii ki haberdarım Boncuk. Herkes aylardır bu festivali bekliyor. Evet. Ama bu neden sizi bu kadar ilgilendiriyor? Neden mi? Efendim, bildiğiniz gibi biz stajlarımızda üstün başarı gösteriyoruz. Hayal gücümüzle ve mekanik becerimizle çözemediğimiz staj olmadı da. Aferin size çocuklar. Sadede gelelim Kehribar ve sadede gelirken de şunu unutmayalım. Tembelliğiniz yüzünden okulu uzattığınız için yapıyorsunuz bu stajları. sakin olun efendim. Bırakın anlatsınlar. Efendim, festivaldeki yarışmaya okul adına biz katılmak istiyoruz. Komik bir şey söyledin de ben mi duymadım Boncuk? Yok, Kehribar. Yarışmaya okul adına biz katılalım dedik. Yarışmaya okul adına. Okul adına yarışmaya okul birincisi Zekai katılıyor. Sizin haberiniz yok mu? Zekayı tanımıyoruz efendim ama bu kararınızı bir kere daha gözden geçirmeniz için pekala bekleyebiliriz sizi. Gözden geçirmek mi? Çocuklar beklemenize hiç gerek yok. O zaman biz... Belki başka bir yarışmaya çocuklar. Acaba Zekai hayal gücünü bizim gibi ustaca konuşturabiliyor mu? Doğru söylüyorsun Kehribar. Bizdeki hayal gücü kimsede yok. İşte bu yüzden biz de yarışmaya katılacağız. Okul adına değil, seninle takım olarak. Anlaştık Kehribar'cığım. Hemen eve gidip icadımızı düşünmeye başlayalım. Herkesi şaşırtacağız. Evet. Başta da Vakur Bırak. Tabii ya. Bir roket yapmaya ne dersin dostum? Hatta bir robo roket. Yani hem robot hem roket. İyi ama Kehribar. Bunun herkesin yararına ve bir amaca hizmet ediyor olması lazım. Hem bizde bunları yapacak malzeme yok ki. Doğru. Peki ya bir can kurtaran robot fikrine ne dersin? Olabilir. Bay Mışılgan'ın dükkanından idmanlıyız ne de olsa değil mi? Robot yapacak malzememiz var mı peki? Bay Mışılgan'a gidip jant, egzoz borusu falan alabiliriz. Ama biz o zaman gerçek robotlar olmadık ki Kehribar. Yarışmaya öyle katılabileceğimizi sanmıyorum. Bizim gerçek bir icat yapmamız lazım. Haklısın Boncuk. Yeni bir bilgisayar yapmaya ne dersin? Ama yürüyen bir bilgisayar. Düşünsene. Malzeme yok Boncuk, malzeme. Ayrıca bilgisayarlar yürüse ne olacak? Çay mı getirteceğiz onlara? Of. Yok. Bu böyle olmayacak Kehribar. Elimizdeki malzemeleri ortaya yığalım ve neler yapabileceğimize bakalım en iyisi. İyi fikir Boncuk. Hadi öyleyse. Şimdi bir bakalım nelerimiz varmış. Kehribar bu ne? Yastık ve yorganla ne yapmayı düşünüyorsun teknoloji festivalinde sorabilir miyim? Kamp mı kuracağız festivalde? Ne varsa getirdim işte Boncuk. Of. Kabul edelim. Bu festival bizi aşıyor Kehribar. Zurna çalan, yastık ve yorgandan bir robot yaparsak o başka tabii. Yılmak yok Boncuk.
Biz mahallenin dahi keçileri değil miyiz? Öyle miyiz? Öyleyiz tabii ki. Şöyle düşün. Yapacağımız şey hem orman için faydalı olmalı hem de herkesi etkilemeli. Yani herkesin seveceği bir buluş olmalı. O zaman puanları toplarız. Güzel. Devam et, geri var. Herkes ne sever? Bilgisayar oyunu. Hayır, boncuk kendini vermiyorsun. Herkes müzik sever. Aa, çok doğru Kehribar. Ben müzik sevmeyen birini görmedim daha. Hem ruha da faydalı. Meyve. Meyve sevmeyen biri yoktur herhalde. Hem de vücuda faydalı. İşte takım çalışması. Meyve ve gramofonla nasıl bir şey yapabiliriz? Şimdi onu düşünelim. Mesela portakal soyan bir gramofon. Çok saçma. Portakal suyu sıkan bir gramofona ne dersin? Meyve suyu sıkmak fena fikir değil ama... neden meyve suyu sıkmak için gramofon kullansınlar ki? Müzik ve meyve suyunu nasıl birleştiririz? Sanırım buldum Kehribar. Buldum. Sakin ol Boncuk. Bu harika icatla ödül bizim olacak. Hiç merak etme. Zekayı ne yaptı acaba? Zekayının icadı ne işe yarıyor acaba? Son anda yetiştiğimizden kim ne yapmış bakamadık. Ay icat seçer bu sene seçim. Şunu geliyor Boncuk, sus. Çok zor olacak. Kehribar, Boncuk, sizin ne işiniz var burada? Efendim, yarışma herkese açık olduğundan... biz de şansımızı denemek istedik. Yanlış mıyım Bay İcat Seçer? Çok haklısınız. Bu yarışmanın en önemli özelliği herkese açık olmasıdır. Seneler içerisinde birçok alanda farkındalık yaratacak icatlar çıktı bu yarışma sayesinde. Dünyayı değiştirebileceğimizi sanmıyorum ama... sizi şaşırtacağımıza eminim efendim. Bu da nedir böyle? Boncuk, lütfen otur da gösterelim. Bu görmüş olduğunuz icat efendim, müzikle meyve suyunun müthiş bir birlikteliği. Profesör lütfen. Ne oluyor ya? Anlatın, duymak istiyorum. Bu saat sayesinde kişinin nabız hareketleri gramofona yükleniyor. Cihaz bu verileri kullanarak kişiye uygun bir müzik çalıyor. Dahası da var. Hemen o anda kişiye karışık bir meyve suyu hazırlıyor. Yani kişinin duygu durumuyla meyve suyu ve müzik arasında bir bağlantı kuruyor. Mesela kişi çok stresliyse onu rahatlatacak bir meyve suyuyla birlikte plağı değiştirip huzur verici bir müzik ayarlıyor. Ya da keyfi yerindeyse efendim ona uygun müzik ve bir meyve suyu hazırlıyor. Duygu durumunuza göre müzikle karışık meyve suyu sunuyor yani efendim. Efendim lütfen kusura bakmayın. Bu ikisi benim öğrencilerim olur ve... son zamanlarda duyduğum en ilginç icat bu. Çalışıyor mu peki? Yani deneyecek pek vakit kalmadı ama... Boncuk! Çalışmaz mı efendim? Çalışıyor tabii ki. Hmm.
denemek istiyorum. Tabii. Aman efendim, emin misiniz? Siz kehribar ve boncuk pek tanımıyorsunuz. Biliyordum, biliyordum. Durdurun şunu. Durdurun şu makineyi dedim. Kehribar ve boncuk. Evet efendim. Çok etkileyiciydi değil mi? Bu fikri beğendim. Bu icatı beğendiniz. İcat üzerinde çalışılması gerekir tabii ki ama bence bu fikir mansiyon ödülünü hak ediyor. Mansiyon ödülü mü? Kehribar, duydun mu? Yani aslında birincilik ödülü de fena olmazdı efendim ama yine de siz bilirsiniz. İkincilik ödülü ise tarım teknolojileri alanında toplayıcı ve paketleyici robot fikriyle zekaiye gidiyor. Harika. Çok teşekkür ederim efendim. Tebrikler zekai. Efendim, mansiyon ödülümüz hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Size odamda güldüğüm için üzgünüm sevgili öğrencilerim. Bu ödülü fazlasıyla hak ettiniz. Bundan sonra size daha fazla güveneceğim. Efendim, beni ağlatmayın. Hadi o zaman biraz müzik, kutlama vakti.